Sayın seyirciler, boyacı Eyüp Ataban'ın hayatı 3 yıl önce iş kazasıyla karardı. Bir bacağını kaybetti. Protez bir bacakla hayata tutunuyordu. Tutunuyordu diyoruz çünkü vicdansız hırsızlar engelli adamın protez olan bacağını çaldı. Onu Allah benden beter etsin. Hatta iyi bir şey değil ama ya bari mübarek motor günü protez bacağı bırak oraya. Yeniden ayaklarının üzerinde duruyor, hayata sımsıkı tutunuyordu. Vicdansız bir hırsız engelli adamın protez bacağını çaldı. Bacak şimdi erimiştir. Alüminyumdan kırılır, daha durur mu hurdacıda? Eyüp Ataban 3 yıl önce mevsimlik işçi olarak gittiği Mersin'de bir inşaatta boya yaparken elektrik akımına kapıldı. Sağ bacağını diz altından kaybetti. Protez bacakla yeniden yürümeye başladı. 7 ay önce Ataban camiden çıkınca hayatının şokunu yaşadı. 2 dakika gittim ya, 10 dakika sürmedi. Karşıya geçtim, yüzümü yıkadım, geldim baktım motor da yok, protez bacak da yok. 3 aydan 3 aya aldığı 1000 lira engelli aylığıyla geçinmeye çalışan Ataban'ın kişiye özel üretilen protezinin hurda fiyatından başka değeri yok. Üstelik yenisini de alması mümkün değil. Çünkü sigorta 5 yılda bir alınan protezi karşılıyor. Kabul etmiyorlar dedi. 5 sene dolacak, ondan sonra protez takıyorlar dedi. İddiasına göre bacağını kaybettikten sonra oğlu bile yüzüne bakmamaya başladı. Halasına demiş ki babamın ayağı kesik, ben utanıyorum demiş. Ayağımı ben kesmedim ki. Kucağımda yatırıyordum. Daha 20 yaşında. Neymiş, ayağım kesilmiş, benden utanıyormuş. Eyüp Ataban protezini çalan hırsıza tepkili. Protezinden çoktan umudunu kesen engelli Ataban'ın şimdi tek isteği var. O da yeni bir protez bacak.